Şeydeydim Ceza. Görüşe de gitmemişsin zaten. Başına bir şey geldi zannettim. Geç, geç otur şöyle hadi. Şey yüzünden. Aslım, cezaevini aradık. Gelmediğini söylediler. Az kalsın polisi arıyorduk. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Aa! Sen ne arıyorsun burada ya? Niye haber vermiyorsun sen hastaneden çıkarken? Hastane mi? Aslım cezaevine giderken yolda düşmüş bayılmış. Allah'tan bizim okuldaki kızlar görmüş onu. Hemen tanıdılar. Aradılar beni apar topar hastaneye götürdüm ben de. Kızım niye söylemiyorsun hastanede olduğunu? Ne oldu? Ne dedi doktor? Bir şey mi varmış? Kızım iyi misin? Ben iyiyim anneciğim. Demek o yüzden gidemedin görüşe ha? Demek o yüzden gidemedin görüşe. Kızım şimdi doktor ne dedi tam olarak? Ha? Sen öyle durduk yere bayılmazsın. Aç mıydın yoksa? Ne yedin en son? Ne zaman yedin? Sevgilisiyle göl kenarında balık. Ah kızım bizi niye aramıyorsun? Anneciğim ben iyiyim merak etme. Cezaevinden arıyorlar. Alo. Ne? Tamam. Geliyorum. Ozan'a mı bir şey olmuş? Ozan sinir krizi geçirmiş. Ben hemen gidiyorum. Ben de geleyim. Aslım, sen hastasın. Ayrıca Jülide ve benim dışındakilere özel izin gerekiyor. Kızım senin dinlenmen lazım. Sen bize haber verirsin Tarık. İnşallah önemli bir şey yoktur. Tamam tamam. Ben Jülide'ye haber veririm. Canım sen dinlen biraz. Ben de markete kadar gideyim bir şeyler alayım. Bir çorba yapayım. İyi gelir sana. Sen merak etme Hediye teyze. Ben Aslım'a... Göz kulak olurum. İçin rahat olsun. Tamam canım, sağ ol. Kardeşler sonuçta. Birine bir şey olunca öbürü dayanamıyor. Niye yaptın bunu? Neden bayıldığını söyledin? Pis düzenbaz. Her şeyi biliyorum ben Aslım. Fatih'le karıştırdığını biliyorum. Ozan. Annem. Ne oldu sana ya? Anne sen niye geldin buraya? Ben çıkacaktım zaten. Oğlum kriz geçirdiğini söylediler. Çok korktuk. Sen Aslım gelmedi diye mi üzüldün? Ha? Yoksa canını sıkan başka bir şey mi var? Bir şey olduğu yok anne. İyiyim ben. Ha, Aslım'ın annesi rahatsızlanmış Hediye. Onu hastaneye kaldırınca o yüzden yetişememiş. Ya. Berçin buradaydı. O başka şeyler söyledi. Onun söyledikleri delirtti beni. Berçin mi? Aslım Fatih'le berabermiş. Buraya o yüzden gelememiş. Sevgililermiş. Bunları duyunca delirdim. Git buradan Berçin. Ya sen rahat bıraksana beni. Ne istiyorsun kızım benden? Bana bak. Herkese her şeyi tek tek anlatacaksın, anladın mı? Ozan bütün doğruları öğrenecek. O çocuk senin yüzünden hapishanelerde çürüyor ama sen hala onun duygularıyla oynuyorsun. Berçin, korkutuyorsun beni yeter. Herkese her şeyi anlatacaksın. Sonra da defolup gideceksin hayatımızdan.
Hava buz gibi, dondum vallahi gidip gelene kadar. Sen niye kalktın? Anneciğim, niye zahmet ettin sen? Ne zahmeti kızım? Alt tarafı bir çorba yapacağız, birlikte içeceğiz. Bana bak, ama sonra doktora birlikte gideceğiz, tamam mı? Ben kafayı taktım bu bayılma işine. Evet, bak Aslım. Bu işleri soruşturmak lazım, araştırmak lazım. Doktor önemli. Kızım sen nereye gidiyorsun? Benim küçük bir işim var da gitmem lazım. Çorba yapacağım dedim ya, 2 dakikaya hazır olur. Yok yok, size afiyet olsun. Herkese her şeyi anlatacaksın. Yoksa seni gebertirim. Sen hala burada mısın? Ne istiyorsun benim oğlumdan sen? Ne istiyorsun söyle! Jülide dur, ne yapıyorsun? Ya Jülide teyze ya, bırak, ne oluyor? Sen ne olur gayet iyi bilirsin. Yalancı, numara yapma bana. Ne istiyorsun bu çocuklardan sen? Derdin ne söyle! Jülide ne yapıyorsun, bırak çocuğu. Ozan niye kriz geçirmiş biliyor musun? Bunun yüzünden. Yine iftira atmış Aslım'a. Cezaevine girmiş nişanlısıyım diye. Aslım'la Fatih sevgililer. Aslım seni o yüzden ziyarete gelmiyor demiş. Delirtmiş çocuğu zorla. Doğru mu? Şimdiye kadar bin bir türlü yalan söyledin. Bir sürü iftira attın ama olmadı işte. Ayıramadın bu çocukları. Bari oğlum cezaevindeyken düş yakasından. Rahat bırak çocuğu. Berçin, doğru mu bu? Ozan'a Aslan'la ilgili iftira attın mı? Artık rahat bırakacaksın bu çocukları. Duydun mu beni? Bir daha gelinime de, oğluma da sataşırsan karşında beni bulursun. Aslım, sen bir şey söylemeyecek misin? Heh, bir bu eksikti. Sen nereden çıktın? Eşyalarımı toplayacaktım. Bir an önce topla ve defol git bu evden. Yeter artık. Bundan sonra çocuklarıma laf ettiğinizi duymayacağım. Onlar benim ailem. Onlar benim çocuklarım. Sizin gibi terbiyesizlere kurban ederim. İyi misin? Sakinleştin biraz daha. Yarım saati serum bitermiş. Ondan sonra koğuşa geçebilirsin dedi doktor. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bana mı? Kimden? Bugünkü gelen kız vardı ya. O göndermiş kargoyla. Kim bilir nasıl bir iftira hazırladı yine. İnsan bir an olsun düşünür Berçin. Bir an olsun düşünür bu çocuk 4 duvar arasında cezaevinde ömrünü tüketiyor. O durumdaki bir insana zarar verince eline ne geçecek? Zaten yeterince iftirayla, yalanla zarar verdin. Bari şimdi rahat bırak çocuğu. Jülide teyze, bakın bilmediğiniz şeyler var. Bana haksızlık ediyorsunuz şu anda. Benim asıl amacım Ozan'ı üzmek falan değildi. Berçin, tamam artık. Bu yaptığının savunulacak bir şey yok. Yürü gidiyoruz. Baba,
Ben aslında... Berçin! Çık dışarı dedim. Ne diyeceğimi bilmiyorum Jülde. Berçin adına özür dilerim. Gerekirse cezaevi yönetimiyle konuşup Berçin'in bir daha ziyaretçi olarak alınmamasını sağlarım. Galiba en doğrusu bu Tarık. Çocuğu iğneyle zorla sakinleştirmişler. Yazık. Nasıl üzüldüyse. Hadi gel, gel yukarı çıkalım, dinlen biraz, sakinleş. Şubat Salı. Fotoğraflar bugün çekilmiş. Demek aslında Fatih'in yanındaydı. O yüzden beni görmeye.